Merhabalar bizim için Türkiye izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmında bugün değerli bir ismimiz avukatımız var efendim. Kendisi Bursa'dan geliyor. Hüseyin Uçan. Dilerseniz öncelikle avukatımızı hem bir birey olarak hem de hukukçu kimliğini tanımak ve sizleri tanıtmak isterim. Ama öncelikle bir hoş geldiniz diyerek elbette ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyi siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyisiniz. Tanıyabilir miyiz? Ee, Hüseyin Uçan. E, memleketim Bursa. Hı -hı. Doğuma büyümek Bursa Karacabeyliyim. Hı -hı. E, köyümün ismi Muratlı. E, eski ismi Kelemenya. Hı -hı. E, yani soranlara genelde derim orijinal Bursalıyım diye. Ne güzel. E, e, toprakla uğraşan çiftçi bir ailede yetiştim Hı -hı. köyde Hı -hı. büyüdük. E, daha sonra özellikle babamın isteğiyle ben dedi seni dedi köyde e, şunu hep ee, ...unutmam. Dedi köy kahvesine... ...sen geldiğin vakit dedi... ...herkes ayağa kalsın. Öyle biri olsun. O çok ezilmiş demek ki. Ee, gerçekten doğası yerine geldi. Ben köye gittiğim vakit herkes hoş geldin der. Ne güzel. <laughs> ee, o doğası demek ki kabul oldum. Daha sonra e, Karacabey'de... ...ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirerek... E, ...üniversiteye geçtik. Konya'da üniversiteyi... ...bitirdikten sonra... 1997 yılından bu yana da Bursa'da mesleğimi icra ediyorum. İsteyerek mi oldu bu seçim peki meslek ee, seçimi? Şöyle, o dönemdeki işte ÖYS imtihanı, ÖYSM'ydi diyelim ismi. Evet. Ee, kısmen öğretmen olmak isterdim. Yani o da vardı fakat hukuk e, olunca bir daha ona odaklandık. Ne kadar güzel. İyi ki de olmuş evet. diyorum ben. Evet. Çok sınavınıza. memnunum. E, avukatlık nedir peki? Avukatlık... E, benim özellikle e, algıladığım tamamen bağımsızlık. Yani avukat deyince benim bağımsızlık aklıma geliyor. Hiç kimseden emir talimat almadan e, mesleğini icra edebilmen. E, normal diyelim anlamı ise e, başkasının hakkını, derdini savunmak. E, bir nevi bazen de şu diyoruz biz avukatlar olarak, e, başkasının derdini satın alma. Parayla. Hmm. Paray Çok enteresan. Evet ister istemez diyelim. Doktorlarla Öyle. farkımız odur. E, doktor hasta geldiği vakit onu ameliyat eder veya ilacını yazar yollar. Fakat bizde davasını verdiği anda derdini bize satar gider. <laughs> bizde dert kalır. E, <laughs> diyelim dava bittiği ana kadar da bu dertten e, biz iştigal ederiz. Bütün nokta konmuyor evet. değil mi? Belki yıllar alıyor. Ee, şöyle bazen şu an var bir davam yaklaşık yedinci yıla geldi genelde üç yılda gibi biter böyle iki yılda biter yedinci yıla geldi hatta dokuzuncu yıla gelen de var ee, müvekkiller çok şikayetçi özellikle bazı gayrimenkul davalarında böyle süreler olabilir maalesef olabiliyor evet. zaten Hatalar aslında en başlardan tabii ki de yapılı iletişimimizin belki kopukluğundan bu kadar sıkıntılı süreçler, davalar evet, evet. oluyor, oluyor. Olduk i̇şte son dönemde uzıyor. bu uzadığı için e, özellikle son 2-3 yıldır uzlaştırmacı diye e, birimleri kurulu uzlaştırmacı avukatla adliyeye intikal etmeden işleri çözme yönünde güzel bir adım atıldı. İnşallah daha güzellikler olur evet. elbette ki. Peki nasıl başlanıyor hukukla, avukatlığa ve başarı için neler gerekiyor <laughs> sizce? Ee, avukatlığa başlamada öncelikle bir Türkiye'de veya yurt dışında bir hukuk fakültesini kazanmak. <laughs> ee, 4 veya 5 yıldan sonra okulu bitirdikten sonra e, ciddi manada o bir yıllık staj dönemi. E, bu staj bittikten sonra bürosunu açan arkadaşlar oluyor veya bir firmada hukuk müşaviri veya başka bir avukatın yanında büyük bir e, hukuk bürosunda çalışmaya başlıyorlar. Fakat e, şu var öncelikli olarak e, okul bittikten sonra stajı yaptıktan sonra e, iki yıl veya üç yıl gibi bir büroda çalışma, direkt büroyu açmama. Yani çaplı bir büroda veya e, büyük bir firmada hukuk müşaviri olarak çalışmak en güzeli. E, daha sonra büroyu açmak. Daha sonra. Evet. Diğer adımlar artık takip Aynen, ediliyor zaten. Daha rahat oluyor. Hukukta, avukatlıkta ihtisaslaşma var bir de. O nedir? Nasıl oluyor? Şimdi ihtisaslaşma şöyle bir şey. E, adliyede görülen davaların bir kısmı diyelim yarısı ceza davaları, hı hı. E, yarısı da hukuk davaları. Hı hı. E, ben genelde ceza davası pek e, almam. Nadiren böyle çok eş dost isterse e, o davaya bakarım. Bunu da yine bir ceza avukatının kontrolünde bakarım yine. Hı. En önemlisi bu. E, kendim o davaya girmem veya o ceza avukatının e, kontrolünde yol göstermesiyle kendim çalışmalarını yaparım. E, bir de hukuk davaları, mesela ticari davalar, iş davaları, aile mahkemesinde görülen boşanma davaları, e, icra iflas davaları veya gayrimenkul davaları, miras davaları diye ayrılır. E, bu alanların içinde avukat bir tanesini seçtiği vakit veya o davalara baktığı anda bir daha diyelim biz buna uzman, hı hı. işte göz uzmanı gibi doktor doktorda hı hı. E, veya işte başka beyin uzmanı gibi. Benim baktığım davalarda genelde gayrimenkul ve e, miras davaları. Hı. Uzmanlaşma dediğimiz bu. E, diğer davaların örnek diyelim, vergi da mahkemesiyle ilgilendiren bir dava geldiği vakit genel manada almam. Çünkü niye? Bilmiyorsun. E, aldığım müvekkilinde zarara uğratmanın çok Tabii bir esprisi değil. yok. Aynen öyle. E, İhtisaslaşmanın peki ne gibi artıları var? E, şöyle e, bazen şu olur, e, o alanda isim yaptıktan sonra, e, diyelim sizin bu alanda iş yaptığınızı müvekkilleriniz veya çevre öğrendikten sonra o alandaki işler gelmiyor. Bu eksi. Diyelim e, Hüseyin Uçan olarak Bursa'da, Hüseyin Uçan ceza davasına bakmaz. Bu cezaya bakmadığı için ceza ile ilgili bir dava otomatikman gelmiyor. Eksisi bu. Ama artıları da işte diyelim gayrimenkul davalarına baktığın isim olarak belirlendikten sonra... tam Hüseyin Uçan bu gayrimenkul davasını alır, bakar, kotarır, buna verelim diye. İşi çözer evet. zaten. En önemlisi o. En o değil ama? Hani bizim karşılaştığımız kim problemlerde, sorunlarda, olaylarda avukatımızı iyi seçmek isteriz. Evet. çok Güvenilir önemli. olmasını isteriz. Ee, sizin gibi deneyimli olmasını isteyebiliriz. Hani bu... Dediğiniz gibi doktorlardan örnek veriyorsunuz, Dedim hastanın bir ameliyat söz konusu. İsteriz ki hani deneyimli olsun. Tabii ki de genç doktorların muazzam yetenekleri de var. Genç avukatların da olduğu gibi, ee, hani o kotarma kısmında belki iş yatıyor değil mi? Evet işte o dediğim e, tecrübe kısmen iki yıllık, üç yıllık veya hangi davalara baktıysan onun ayrıntılarını bileceksin. Bilmen gerekiyor evet. ama tabii bunlar hep davalarda karşı tarafa geldikçe hiçbirimiz <laughs> evet. e, bir anda doğuştan Olmaz. her şeyi olmuyoruz ki aslında ortamlar olsun ki onlarla bir şekilde zaten bilgi sahibi olmalı. Bir de e, şu şekilde bazen denk geliyor. Çalıştığın büroda eğer bir büroda çalışıyorsan veya bir firmada veya kendi büronu açtıktan sonra sana gelen o işlerin yoğunluğuna göre de uzmanlaşma. O da çok önemli. E, şimdi diyelim büroyu açtın işte sadece boşanma davaları geliyorsa artık o alanda gidiyorsun. Doğru. Değişkenlik çok fazla olmuyor. aslında? E, şöyle gelen işe göre o kanala giriyorsun. Yani. Artık öyle başlangıç evet, olabiliyor. Aynen. Hayırlı o zaman başlangıçlar olsun ki ona <laughs> evet. göre davalar geliyor. Müvekkiller yani işveren kişiler nasıl kazanılır peki? Ee, şimdi şöyle e, büronu açtıktan sonra veya mesleğe başladıktan sonra bir kere kesinlikle çok ciddi manada e, yasaları yani mesleğini çok iyi bileceksin. Hı hı. E, dürüst güvenilir e, ve çok iyi olacaksın. Avukat da şu an aranan özellikler ee, ...güvenilir ve dürüst avukat. Evet. Ee, ayrıca... ...adliyenin... ...yani diyelim bahçeyi... E, ...araziyi bileceksin, adliyenin işleyişini... ...bazı evet. diyelim meslektaşlar böyle pek adliyeye gitmez ama... E, ...o adliyeye gitmeden... ...başarılı... Orayı. ...başarılı avukat olma ihtimali hiç çok evet. Özellikle saygılı. Çünkü kalemde, biz kalem deriz adliyedeki... Hı hı. E, ...yapılan... E, ...kalem işlerinin olduğu yere... Oradaki memurlarla saygı dairesinde diyaloğunu çok iyi yapman lazım veya hakimlerle diyaloğun çok iyi olması lazım adli'nin işleyişini çok iyi bilmen lazım çevre bu zamanda oluşuyor. Şimdi dedim çevre bu zamanda evet. oluşuyor çok önemli. Yani başarı geldiği anda özellikle e, kazandığın veya başarılı olduğun bir davada müvekkilin seni başkasına tanıtması kadar e, başarılı bir şey yok çevre ne yok kadar yani. Çok güzel. Ee, hak verirseniz yabancı dilin ee, her meslekte evet. geçerliği var. Avukatlık da önemli midir sizce? Ee şöyle özellikle son 10 yıldır diyelim veya son 5 yıldır o kadar önemli ki ben de hmm. dil yok. Onun için hatta tanıdığım böyle müvekkiller olurdu Amerika'dan, Avrupa'dan İşte davalarımız şöyle var. Dil olmadığı için bakamadım. <laughs> Bunun ezikliğini çok yaşadım. <laughs> Estağfurullah. Ee, şu an yeni başlayanlara Özellikle diyorum yani dil öğrendiği anda çünkü uluslararası hukukla ilgili, ticari davalarla ilgili dil çok önemli. Ee, bundan sonrası şart. Yani dil yoksa kasabada veya küçük bir ilçede kalırsın. Yani bende dil olmadığı için bunun ezikliğini çok yaşadım. Estağfurullah diyorum bir kez daha. Aslında o bizim e, öğrenme sistemimizde ele alacak olursak geliyor. Yani. Sizler derslerde, okullarda ne veriliyorsa onları evet. aldınız. Şimdiki nesilde ilkokuldan başlanıyor. Ben de ilkokulda İngilizceyi görmedim. Daha sonraki i̇şte okul hukuk dili de lazım. O da lazım. Yani o sizin bence ayıbınız değil. Şundan sonraki, şu saatten sonra gerekliliğini eğer almıyorsanız belki ayıbınız olabilir. En başa geçecek olursak bence narizane bir ayıbınız evet. değil bizim. Yani dil çok şekilde. önemli. Ee, hani ülke çapında veya dünya çapında bir hukuk bürosu veya avukat olmak için çok önemli. Çok çok önemli. O da bir yatsınamaz. Evet. Gerçek elbette ki de. Yurt dışında yine İşte dil olmadığı için musunuz? pek o alamadım anlamda... ama danışmanlık yapıyorum. Hı hı. Şehir dışına da çıkmamaya gayret ediyorum. Niye? Ee, çok ekonomik olmuyor. Ee, çünkü diyelim İstanbul'dan Ankara'dan dava alındığı vakit e, o günün gidiyor. Yani müvekkil Haksız. açısından çok ekonomik olmuyor. O Genelde anlamda. Bursa'da. Doğru. Evet geçmek gerekiyor. Bursa çevresinde. Evet. Ee, i̇sim yaptığınız davalar var mı şimdi Peki. şöyle e, benim özellikle Bursa'da büro açtıktan sonra e, 2003 yılıydı hı hı. Bursa'da Merkez Belediye Osman Gazi Belediyesi'nin yaklaşık 250 bina ile ilgili 13 köyde bir yıkım davası açmışlardı e, 13 köyde 250 bina ve villa gibi biz bunların yaklaşık 50 tanesini müvekkil olarak almıştık e, bu davaları habersiz Osman Gazi Belediyesi diyelim cuma günü Hı hı. Yıkma kararını alıp uygulamaya koyduklarında biz pazartesi günü veya salı günü bunların yürütmeyi durdurma ile yıkımlarını telefonla yani. Hı hı. Köydeki veya bulunan yerlerdeki diyelim e, jandarma ile vatandaş arasındaki kavgalardan dolayı e, yıkımlarını telefonla durdurduk. Hı hı. Medyaya da yansıdı bu. E, i̇sim olarak Bursa'da e, Hüseyin Uçan olarak oturmasının sebeplerinden biri bu davaydı. Yani bizim 49 müvekkilin hiçbirinin evi villası yıkılmadı. Ne kadar güzel. Diğer liyans bir 40-50 tanesinin ki yıkılmıştı. Hı hı. Bir de e, Karacabey'de rahmetli Demirel'in vermiş olduğu e, tüm Türkiye'ye köylerin topraklaştırılması diye e, 45-50 dönüm gibi böyle köylülere toprak vermişti. 60'larda veya 70'lerde. E, bu davaların harici köy senediyle satımı ile ilgili. Mesleğe başladığımca ben bu davalara bakmaya başladım. Köylerde de o kadar fazla varmış ki bu köy senediyle hı hı. satışlar bu davaları bakıp kazandıktan sonra e, bunda çoğalmaya başladı çok özellikle bu davalar harici köy mi? satımıyla yapılan e, senetler diyelim. O zaman böyle sizin için belki küçük tablo bir görünen ama çok büyük elbetteki imzalar atıyorsunuz bu tür konulara davalara sizce başarılı bir davanın püf noktaları nelerdir? Şimdi şöyle bana geldiği anda dava tarafları özellikle müvekkili veya ilgililere çok ayrıntılı dinleme ve hemen e, arazi ise arazi, ev ev. Bir iki gün içinde orada benim keşif yapmam. Olayı Direkt odak yani hani cözmeye. hakim keşfe gelmeden önce orada tanıklar varsa tanıkları da toplama arazi davalarında. E, keşiften önce bir nevi ön keşfi ben yapıyorum. Ayrıntıyı orada dinliyorum bir daha yolu öyle çiziyorum. Ne kadar güzel. E, yani davaların çoğunun döndürme sebebi bu. Tüm ipuçlarını bula evet. bula ilerliyorsunuz. tabii. tabii. Ee, eğer dönmüyorsa olmuyor. o davayı da açmıyorum zaten. Aa, süper. Vakıf oluyorsunuz o tabii, konuya birebir aslında. A'dan Z'ye her şeyi Ne kadar güzel. Ee, daha nice güzel başarılarınızı, imzalarınızı, davalarınızı görmek dileği diyorum ben. Yolunuz açık olsun Çok elbette sağ olun. ki. Kolaklar sizlerle olsun. Teşekkürler. İmkan verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ediyoruz efendim. Ve her zaman dediğiniz gibi iş bilen kısmı bugün değerli bir avukatımız vardı. Bursa'dan geliyordu Hüseyin Uçan efendim. Bir sonraki işi bilen kısmında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.